Tolgozbek.com'dan herkese merhaba. Dünyada en fazla savaş uçağına sahip ülke hangisi? Peki eğitim uçakları açısından veya nakliye uçakları açısından en büyük filoya sahip ülkeler hangisi? Geçtiğimiz günlerde Flight Global tarafından 2020 Dünya Hava Kuvvetleri raporu yayınlandı. Bu rapordan öne çıkan bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte dünyanın en büyük hava kuvvetleri hangisi? Türkiye kaçıncı sırada? Uçak sıralamasında dünyadaki en fazla kullanılan savaş uçağı hangisi? Gelin isterseniz bu videomuzda bu rapor doğrultusunda çıkan bilgilere, rakamlara birlikte bakalım. Arkamızdaki kitaplarımızı düzelttik. E, gözünüzü alan o gece lambası ışıldağı kaldırdık. Ve yeni düzenimizde tırnak içerisindeki sizlerle beraberiz. Şimdi geçtiğimiz aylarda önce Mısır arkasından Fransız hava kuvvetlerinin gücünü sizlerle birlikte incelemiştik. İşte donanmadana kadar uçakları var, deniz hava gücü veya Mısır'da da olduğu gibi hava kuvvetlerinin farklılıklarını ortaya koymuştuk. Bu yılda bu raporlarımıza devam edeceğiz. Farklı ülkelerin hava kuvvetlerini inceleyeceğiz. Bu yılın bu açıdan ilk videosu da dünyaya şöyle bir genel bir bakış olsun. Dünyadaki uçak sayısı, askeri uçak sayısı ne durumda, helikopter sayısı ne durumda Videonun da başına belirttiğim gibi kaynağımız Flight Global'ın 2020 değerlendirmesi ki gayet detaylı değerlendirmeler yapıyorlar. Rakamları oldukça gerçekçi olduğu ifade ediliyor. Stratejik bombardıman uçaklarından tek motorlu eğitim uçaklarına, işte helikopterlere, nakli uçaklarına, özel görev uçakları gibi farklı farklı dalları koyduğumuz zaman dünyadaki en kalabalık hava gücüne sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin 13.232 hava aracı birinci sırada ve dünyadaki 4 askeri uçak veya helikopterden de biri Amerikan. İkinci sırada Rusya var. Rusya'nın hava gücü, hava aracı sayısı askeri 4.143. Rusya'nın oranı ise %8. Üçüncü sırada Çin var. Çin'in ise 3.260 adet hava aracı var. Onların oranları %6. 4. sırada Hindistan var. Hindistan hava gücü 2.119 hava aracından oluşuyor. Payları yüzde dört. 5. sırada Güney Kore var. Güney Kore'de de 1.581 hava aracı var. Yüzde üçlük paya sahip. Güney Kore'yi bir başka uzak doğu ülkesi Japonya izliyor. Japonya'nın da 1.480 hava aracı var. 7. sırada Pakistan var. Pakistan'ın 1.364 hava aracı yüzde iki pay alıyor. 8. sırada Fransa var. 1057 hava aracına sahip Fransa onların da payı %2. Hemen arkasından 9. sırada Türkiye geliyor. Türk hava, kara, deniz, jandarma gibi devlet unsurlarının toplam hava aracı 1056 onların da payı %2. 10. sırada ise Mısır var. Mısır'ın da 1053 hava aracı bulunuyor. Yaklaşık payları %2. Diğerlerinin ise diğer ülkelerinin toplam 23218 hava aracıyla %43'lük bölüm oluşturuyor. Toplamda ise dünyada 53563 adet hava aracı var. Gelelim videomuzun bir sonraki aşamasına. Dünyadaki mevcut askeri hava araçları anlattık. Peki dünyada en çok kullanılan savaş uçağı hangisi? Sorusun cevabı F16. Lockheed Martin'in geliştirdiği F16 açık ara önde. Dünyada aktif olarak kullanılan F-16 sayısı 2267. Bunu Rusların Su-27 ve 30'dan oluşan ailesi izliyor. Su-27 veya 30 ailesinden toplam 1057 adet var. Üçüncü sırada F-15 yer alıyor. 956 adet F-15 aktif olarak kullanılıyor. Dördüncü sırada F-18 var. 884 adet. Beşinci sırada ise Rusların MiG-29 savaş uçağı var. 817 adet toplam kullanımda. 6. sırada Eurofighter 514 adet. 7. sırada ise Su-25 var 470 adet. Bunu Çinlilerin geliştirdiği J7 izliyor 8. sırada 418 adet. 9. sırada da Türk Hava Kuvvetleri, Türk Yıldızları tarafından da kullanılan F5 uçakları var 403 adet. Ve 10. sırada da Su-24'ler 389 adetle yer alıyor. Bu anlattıklarım savaş uçakları fighter olarak adlandırılan av av bombardıman görevlerindeydi. E, dünyada da toplam bombardıman uçağı sayısı 14.635 adet. Gelelim özel görevlere. Özel görev uçakları nedir? İşte üzerinde taşıdığı radar sistemiyle birlikte e, havadan ihbar kontrol görevleri yapabilir. Sinyal istihbaratı yapabilir yani etraftaki bütün elektromanyetik dalgalar işte radar, telsiz konuşmaları veya işte füzelerin kullandıkları sistemler gibi sinyal istihbaratı almak amacıyla olan uçaklar olabilir. Deniz karakol uçakları olabilir. Denizaltılara karşı kullanılan uçaklar olabilir. Bu filoya baktığımız zaman dünyada toplam 1984 adet özel görev hava aracı bulunuyor. Bunlar içerisinde en fazla sayıda P3 P-3 Orion aslında sivil orijinli bir dört e, motorlu bir yolcu uçağından Lockheed tarafından geliştirilmiş. Üzerine konulan özel teçhizatlar sayesinde mesela bugün birçok ülkenin donanmasında ana deniz karakol uçağı görevinde toplam 213 adet P-3 var. P-3'ü kara ve jandarma genel komutanlığının da izlediği ve kullandığı gibi King Air serisi izliyor. King Air'lar da e, toplam 199 adet. İnsanlı keşif uçağı olarak geçmişte de zaten videosunu hazırlamıştık. Üçüncü sırada F-18'in özel modeli EA-18G Growler geliyor. 164 adet. Bunu dördüncü sırada Boeing 737'ler izliyor. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nde E-7T Barış Kartalı olarak Boeing 737'ler havadan ihbar kontrol amaçlı kullanılıyor. Bu tür görevlerin yanı sıra Amerikan donanması için geliştirilen dünyada farklı ülkelerde de Kullanım alana bulmuş P-8 olarak adlandırılan deniz karakolu uçağı da Boeing 737'den geliştirilmiş. 737'lerden de toplam 146 adet var. Beşinci sırada E-2'ler var. E-2'leri de size tanıtmıştım. Donanma güçleri için tasarlanmış uçak gemisinde iniş kalkış özelliğine sahip özel havadan ihbar kontrol uçakları e de toplam 124 adet bulunuyor. 6. sırada Boeing 707 var. 707'den de 118 adet bu tür özel görevlerde kullanılan e, Boeing tarafından geliştirilmiş ilk jet yolcu uçağı ve sonrasında tabi geliştirilen özel görevlerde de bu uçak kullanılmakta. 7. sırada Airbus Military'nin C295 ve CN235 serisi var. CN235'ler Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılıyor. Bu uçaklardan da 63 adet var. C-130 59 adetle 8. sırada. 9. sırada Çinlilerin Y-8 modeli var. 59 adet yine. 10. sırada da Ilyushin 18 var. Ilyushin 18'lerden de 49'u özel görevde. Gelelim tanker uçaklara. Tanker uçakta birinci sırada açık ara 419 adetle KC135 serisi geliyor. Bunu ikinci sırada yine tanker görevlerinde kullanılan C130'un özel modeli izliyor, 190 adet. DC-10'lar 59 adet. 767 uçaklarından 45 adet tanker görevli kullanılıyor. 5. sırada A330 var. Onlardan da 38 adedi bu görevde. 6. sırada Ilyushin 78 7. sırada 707, 8. sırada Airbus A400M, 9. sırada yine A310 ve 10. sırada 747 3 adette bu tanker görevlerini gerçekleştiriyor. Gelelim nakliyeye. Nakliyede açık ara C130'lar önde. C130 serisi aktif olarak şu an 863 adeti çeşitli hava kuvvetlerinde görev yapıyor. 2. sırada 279 adette King Air var. 3. sırada C-295 ve CN-235'ten 277 adet nakliye görevinde kullanılıyor. C-17'lerden 275 adetlik filo Amerikan Hava Kuvvetleri, Kanada, Kraliyet Hava Kuvvetleri, İngiltere, Katar'ın elinde yer almakta. Antonov 24 ve 26 serisinden de 260 adet aktif. 6. sırada Ilyushin 76 var, 203 adet. 7. sırada Antonov 30-32 serisinden 140 adet. 8. sırada aslında sivil bir e, uçak olan Cessna 208 yani karavan ailesinden 138 adet aktif kullanılıyor. Y8 yine Çinlerin uçağı 117 adette 9. sırada. 10. sırada da e, eskiden İspanyolların kasanın tasarladığı şu an Airbus'un bünyesinde yer alan C212 uçağı onlardan da 89 adet kullanılıyor. Dünyada toplam 4301 adet askeri nakliye uçağı yer almakta. Şimdi gelelim helikopterlere. Helikopterlerde hem genel maksat hem taarruz helikopterleri tek bir listeye alınmış. Nakli helikopterleri de buna dahil adet olarak incelenmiş. Birinci sırada S-70 veya UH-60 olarak bildiğimiz UH-60 Amerikan kara kuvvetlerindeki helikopterin adıdır. S-70 veya S-70 uluslararası adıdır Black Hawk serisinin. Toplam 3929 adetle en çok kullanılan helikopter. İkinci sırada Rusların Mi-8, Mi-17 ailesi var. 2906 adetle ikinci sırada. Üçüncü sırada AH-64 Apache'ler var. Apache'lerden de aktif şu an kullanılan 1222 adet. Dördüncü sırada UH-1 serisi var. UH-1'lerden de 1141 adet aktif kullanılıyor. Beşinci sırada Mi-24 ve 35 ailesi var. Rusların geliştirdiği 962 adet aktif helikopter sayısı. Altıncı sırada CH-47 Şinuklar var. Kara kuvvetleri de kullanıcıları arasında. Türk kara kuvvetleri 935 adet. 7. sırada MD-500-530 ailesi var. 634 adet. 8. sırada AH-1 Cobra helikopterleri 499 adet. Dokuzuncu sırada SA-341-342 serisi eski bu Airbus helikopter haline geldi ama Fransızların Alouette'le başlanan Aerospecial helikopterleri daha sonra hep böyle isim değiştirdi helikopter şirketi. Ondan da 426 adet aktif kullanılıyor. Yine Airbus Helicopters'ın H145 ailesinden de 416 helikopter aktif. Diğer 7198 7198'le topladığımız zaman şu an dünya ordularındaki aktif helikopter sayısı 20268. Grafiğimiz eğitim uçakları konusunda. Eğitim uçaklarında Bunlara hem savaş uçaklarının çift kişilik koltukları örneğin bir F-16D de dahil. T-6, KT-1, Hürkuş gibi eğitim uçakları da bu listeye dahil edilmiş durumda. En çok kullanılan eğitim uçağı Beechcraft'ın T-6 Texan 2. 970 adet dünyada aktif olarak kullanılıyormuş. İkinci sırada çift kişilik koltuklu F-16'ların B ve D serileri var. 650 adet. Üçüncü sırada İngiliz... BAE Systems'ın geliştirdiği Hawk var. 610 adet. Dördüncü sırada Çek L-39 Albatros uçakları var. 598 adet. Beşinci sırada T-38'ler. 581 adet ki kullanıcılarından biri de Türk Hava Kuvvetleri. Altıncı sırada MFI 15 17 395 serisi bu uçak nedir diye sorabilirsiniz. Bu uçak süper muşak. Bizim de Pakistan'dan aldığımız ve önümüzdeki aylarda envantere girecek olan uçak. 479 adet süper müşak uçağı dünyanın farklı hava kuvvetlerinde görev yapıyor. Helikopter olarak da Bell 206 girmiş yoğun kullanılan bir eğitim amaçlı bir helikopter ki e, AB-206 serisi Türk Kara Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. 8. sırada PC-7'ler var. Platus imalatı İsviçreli Platus şirketinin 364 adet. 9. sırada F-18'lerin çift kişilik modelleri F-18B, D ve F modelleri 336 adet. 10. sırada da SF-260'lar var. 301 adet SF-260 farklı hava kuvvetlerine ki kullanıcılarından biri de Türk Hava Kuvvetleri Süper Müşaklar SF-260'ların yerine geçecek. Türkiye hava aracı sayısı açısından dünyanın en büyük 9. büyük hava gücüne sahip ülkeydi. Tipler olarak baktığımız zaman Türkiye nakli uçağı sayısıyla dünyanın 8. büyük filosuna sahip 80 adet nakli uçağımız var. Helikopter sayısı açısından 7. sıradayız. 471 adet helikopterimiz var ki aralarında işte genel maksat taarruz veya nakli helikopterleri dahil. Eğitim uçağı açısından da Türkiye 9. sırada 273 eğitim uçağımız envanterde. İlk ona savaş uçağı, özel görev, veya tankerde de zorluyoruz giremiyoruz çünkü 10. sıradaki Almanya ile 7 olarak aynı sayıda tanker uçağımız bulunmakta. Sizlere bu videomuzda genel olarak dünyadaki kaç savaş uçağı var, en fazla kullanılan savaş uçağı, nakli uçağı, eğitim uçağı veya helikopterler hangisi bunları anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki aylarda farklı farklı ülkelerin hava kuvvetlerini inceleyeceğiz komşularımızdan başlayacağız. Avrupa'da veya Uzak Doğu'da veya Amerika'da farklı farklı hava kuvvetlerinin yapılarını birlikte inceleyeceğiz. Onlardan gelecek rakamları da güncel rakamları ve gelişmeleri sizlere sunmaya çalışacağız. Lütfen bana sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. E, detaylı havacılık ve savunma haberlerini tolgozbek.com sitemizden takip edebilirsiniz. Hafta içi her gün Akşam 19'da video yayınlarımız devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki video yüklediğim zaman size bilgi gitsin. Videolarımız ilk gösterim sırasında sağ tarafında videonun bir canlı sohbet yeri açılıyor. Bu sohbet yerlerinde de bana sorularınızı iletebilirsiniz. Elimden geldiğince ben yanıtlamaya çalışıyorum bu soruları. Ve tabii ki kanalımıza destek vermek isterseniz katıl butonu da sizleri bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum